Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 17 Ağustos 2023 hatırlamak istemediğimiz kötü bir olayın yıl dönümü. Allah bir daha yaşatmasın ne 17 Ağustos'u ne 6 Şubat'ı. Artı Fener'in maçı var arkadaşlar. Biz bunu odaklanalım. Bizim kanalımız Fenerbahçe ya 7/24 Fenerbahçe konuşulan bir kanal. Rakipleri bile konuştuğumuz zaman insanların sinir olduğu bir kanal. O yüzden biz Fenerbahçemizi odaklanalım. Skor tahminlerinizi gollerle birlikte yazabilirsiniz. Arkadaşlar bakın kanıt oluyor, delil oluyor. Maç bittiğinde de alın ekran görüntüsünü, paylaşın sosyal medyanızdan. Bakın deyin Kadıköy Sokak kanalında nasıl bildim falan filan deyin. Bana da söyleyin gideyim kalp falan atayım bir şey yapayım, tebrik ederim diyeyim. Ya sen coşkunsun, süper bir adamsın şöyle böyle falan ne diyorsanız yazarız. Sıkıntı değil arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Avrupa'da 258. randevusuna çıkıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Rövanş müsabakasında Fenerbahçe'miz bugün Slovenya'nın Maribor takımına konuk oluyor ve Avrupa Kupalarında 98 galibiyet 104 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe'miz bakın 98'e 104 arka arkaya 6 tane galip gelmemiz lazım geçelim bunu anladınız mı demek istediğimi ve Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe'miz de Avrupa'daki 258. maçına çıkmış olacak. Hani şu ana kadar Fenerbahçe'mizin bu arada 338 gol atıp 368 gol kalesinde gördü. En az 30 gol atmamız lazım. Gol yemeden. Kupa 3'te 6. sınavımız. Yani 6. maçımıza çıkmış olacağız arkadaşlar. Daha önce Slavya praha elendik maalesef. Ama onun dışında da Fenerbahçe'miz iyi gidiyor. İnşallah bugün kazanırız. Şu oynayacak, bu oynayacak, şu eksik, bu eksik hiçbirine takılmıyorum. Yani hiçbirine takılmıyorum arkadaşlar. Niye takılmıyorum? Ya bunlar çok uzun süren işler. Biz canlı yayın değiliz. Biz televizyon kanalı değiliz. Biz size kısa, öz, net bilgileri aktaralım. Gerisi mühim değil. Fenerbahçe'den Roma'ya 90 milyon TL. Gene mi Roma? Gene mi Roma? Lan bu Roma bizim takımlar ne söğüşlüyor? Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına da hatırı sayılır <laughs> miktarda para girecek. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Roma'nın kasasına hatlı sayılır bir miktarda para girecek. Çünkü Sarı Lacivertler milli futbolcu için Marsilya'ya 15 milyon euro ödeyecek. Bu paranın %20'sini Roma alacak. O da 3 milyon euro yani 90 milyon TL civarında bir para. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe tarihinin en pahalı Türk ve yabancı transferi. Ya Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder. Muhtemelen çöplemeye çalışan olacak. Muhtemelen psikolojisini bozmaya çalışan olacak. Muhtemelen taraftarı galeyana getirmeye çalışan olacak. Sakın bunlara prim vermeyin. Ele yerli oyuncuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekoru <laughs> diyor. Yabancı oyuncu rekorunu da kırdı yani. 15'in üstüne ben kimseyi aldığımızı hatırlamıyorum. Ama Musa soğum mu almıştık? 16 mıydı Musa Sov? Yok o da 15'in üstünde değildi. Şimdi Fenerbahçe en çok 9 milyon euro ile Mehmet Topuz'a vermiş. Vallahi Cengiz Ünler gelsin, kütürü keri gibi oynasın. Hatta gelir gelmez ilk maçında Samsun maçında gol, goller, asist, asistler yapsın. Maçı kazanalım. Farklı kazanalım. Cengiz Ünder müthiş başlangıç yapsın. Bak Fenerbahçe taraftan da şu vardır. Nasıl başlar söyleyip biter. Osterwold ilk maçında bir asist yapsa Sonra oynatılmasaydı derlerdi ki lan adam gelir gelmez asist yaptı. Niye oynamıyor? Kötü bile olsa derlerdi. Anladınız mı demek istediğimi? Yani ama işte spor katkısı olmayınca böyle. Jorge Jesus bu kadroyu şampiyon yapardım diyor. Hadi lan burada. Jesus Fenerbahçe'nin kadrosuna ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuş. Şampiyonluğu Galatasaray'a hediye eden Jesus Fenerbahçe'nin kurulan kadrosuna ilgili Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programına konuşmuş. Fenerbahçe'nin geçen sezondan daha iyi bir kadro kurduğunu düşünüyor musunuz? Bu kadroyla geçen sene şampiyon olabilir miydiniz demiş. Bu kadronun geçen seneki Fenerbahçe kadrosundan daha iyi olduğu doğru. Bu kadroyla şampiyon olabilirdik demiş. Yani şimdi Neymar'ı falan alıyor. Ya ben şunu isterdim. Gel yani Fenerbahçe'de bir şeyler yap diye. Vallahi 9 yıllık Türkiye Kupası hasreti sona erdi. Kötünün iyisi. Ve Jesus döneminde 126 gol izledik. Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol attığı dönemi yaşadık ama bu sezon 38 lig maçı var. Yani nispeten çok dandik takımlara da denk gelebilirsin. Çok kolay maçlarda denk gelebilirsin. Gollü maçlara da. <laughs> Açıkçası her maç ortalama 2.5 gol atsan 38 76 bir 19 daha 86 95 gol zaten buradan elde edersin. 9 tane ilk turda attın. 95 etti sana 104. 3 tane bunu attın 107. bundan sonrası da üstüne eklenir. 126'yı falan geçebilirsin. Abi. Türkiye Kupası falan da var. Yani hayırlısı olsun. Süper Ligi ikinci bitirdi. Sen onunla ilgilen. Fenerbahçe'nin yeni kim minciyesi Omar Fayet. Omar Fayet'in ben bir önceki videoyu hazırlarken de kapıda geldi. 4 senelik anlaşmada belirtildi. Yani yeni kim minciyesi tabirini ben kullandım ama Haberlere de düşmüş farkındaysanız. Sezona 11 plaj transferle başlayan şampiyonluk adına iddialı bir kadro ortaya koyan Fenerbahçe geleceğe yatırım da yaptı. İlk olarak Bartu Elmaz'ı transfer etti Fenerbahçe. 20 yaşındaki ön liberoya 1.4 milyon, 1. milyon euro verdi diyor. Şimdi de Omar Fayed'i getirdi Fenerbahçe diyor. Şimdi ben son derece merak ediyorum. Gerçekten son derece bazı şeyleri merak ediyorum. Arkadaşlar futbol sadece futbol değildir. İçin içinde kumar da var. Nasıl bir kumar? Futbolcuyu alırsın tutmaya da bilir. Boşu boşuna milyonlarını da harcayabilirsin. Şimdi bu çocukta büyük bir yer problemi var. Açık söyleyeyim büyük bir hani savunmada yerini kaybeden bir profili var. Ama eğitilir. Onun üstüne düşülürse bu çocuk formaya alır bir daha da çıkartmaz. Kimseye de vermez. Benden söylemesi. Bu arada transfer market verileri güncel değil. Onu muhtemelen güncellerler biraz onu söyleyeyim. Şimdi gözler şimdi İsmail Kartal'da. İsmail Kartal'ın vereceği rapora göre takımda mı kalacak, kiralanacak mı, alt dige gidecek, üst dige gidecek ona karar verilecek. Yalnız ciddi bir scouting. Çok ciddi bir scouting. Bakın Galatasaray falan böyle bir futbolcuyu alsa yere göğe sığdıramıyorsunuz. Fenerbahçe aldığı zaman da bunu nereden buldular oluyor. İkili mücadelede çok iyi. Akfred'in tercih edilmesinde menajerliğini Kim Minji'yi Fenerbahçe'ye getiren şey Fahid'in özür dilerim Fahid'in gelmesini Kim Minji'yi Fenerbahçe'ye getiren e, Ivo Lorenzo'nun yapması önemli bir rol oynamış. Mısırlı futbolcu fizik yapısı futbol stili yönünden de aslında benzerlik taşıyormuş. Maç başına 13.17 ikili mücadele kazanma başarısıyla dikkat çekiyor diyor. Son derece yüksek bir ortalama bu. Dribnik'te 1.26. Hani özelliklerini size saydım. Son olarak Mısır'da El Naqavlon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunmacısının güncel piyasa değeri 500 bin euro. Doğru takıma geldi. Çünkü Fenerbahçe'de gözler üstünde olacak. Gözler sonuna kadar üstünde olacak. Herkesin gözü üstünde olacak. Herkesin. Sadece Fenerbahçe'liler değil. Herkesin gözü üstünde olacak. Anladınız mı? Ve bu takım daha yeni yeni yeni. Yeni yeni yeni. yeni, 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 yeni bu takım yeni yeni Arda Güler'i satmış. Varın gerisini düşünün arkadaşlar. Varın gerisini düşünün ya. O yüzden de genç futbolcular için cazibe merkezi haline geldi Fenerbahçe. Fakat cazibe merkezi olması değil, bunu sürdürmesi önemli. İnşallah sürdürürüz. Anthony Martial için devlerle yarışa girdik. Hayırlı olsun. Manchester United'ın forveti Anthony Martial için Fenerbahçe, West Ham ve Inter'in yarışta olduğu yazıldı. Fenerbahçe transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm hızıyla sürüyor. Tüm hızıyla sürüyor. Fred ve Cengiz Ünder'i transfer ettikten sonra taraftar aç kaldık. Bizi bir sulasan Ali Koç demeye başladı ve transferde çıldırmaya başladı. İngiliz medyasına göre Fenerbahçe dışında West Ham ve Inter'de bu yarışın içinde sözleşmesi 2024'te bitiyor. 27 yaşındaki forvet oyuncusu. Hocam ister misin? Valla öyle bir şımardık ki Ali Koç bizi öyle bir şımarttı ki isterim. 15 milyon euro transfer mark. Fakat Marcia geliyorsa bu arkadaş geliyorsa dikine gelmez. Yatay gelir. Nasıl yatay gelir? Arkadaşlar iki ihtimal. Bir, Batu 16 16'ya satılır. Març'ı 5'e 6'ya alırsın. Kar derim. İki, Joshua King'i 3-4'e satarsın. Onun yerine Març'ı 3-4'e alırsın. Yatay kar derim. Ama öbür türlü Bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Joshua King giderse, Batu giderse yerine Premier Lig'den bir yıldız var. Belki de bu yıldız Martiyal değil. Açık söyleyeyim. Ama bir yıldız var. O gelebilir. Ee, o gelebilir. Ama onun dışında yani yani <laughs> ne diyeyim depo. Şimdi şey gibi bu e, marketler mesela Yapılardaki ürünlere zam koydular. Canlara sıkınca zam koyup büyüdüler ya. Bunu krizi fırsata çevirdiler. Fenerbahçe'de aslında Batu şu ayı krizini fırsata çevirip ya şu an King'i de gönderip birini alabilir ama bu isim Martial değil. Ben Martial'i beklemeyin diyorum. Sevgili Ulaş abi. Bir duyum verdi, bir duyum verdi. Sosyal medya inim inim inliyor şu anda. Ali Koç kurun içi paravan olarak kullanıyor. Fenerbahçe kurun içi almayacak dedi. Cümle tamam. Devamı. Asıl hedef İsmail Ben Naker imiş. Evet. Yanlış. Duymadınız. İsmail Ben Naker. Yani görselde gördüğünüz arkadaştan bahsediyor. Şimdi... 40 milyon euroyu görüyorsunuz değil mi? Dikkatinizi çekiyor. Yaşının daha 25 olması dikkatinizi çekiyor. <laughs> Cezayir uyruklu Fransız futbolcu diyeyim. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Fakat diz ameliyatı geçirmiş 10 Kasım 2023'e kadar öngörülmüyor. Yani oyuncu gelse bile çok sıkıntı. 2019 Ağustos ayında transfer edilmiş bu arkadaşımız. 17.2'ye. E, transfer market Verisini görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok herhalde. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Hani Ali Koç böyle bir kumar'a girer mi? Hiç sanmıyorum. Bak hiç sanmıyorum. Şimdi o zaman e, bu niye o kadar şey yapılıyor? Oyuncu sakat diye. Yani <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Bu çok doğru bir şey değil. Fenerbahçe 6 numara transferini yapacak ama hangi ligden yapacak? Hangi takımdan yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben şu an şunu söyleyeyim. Ee, ben Fenerbahçe'nin alacağı 6 numaradan ilgili bir bilgi vereyim. Bu arkadaş değil. Ancak transfer market verisi tıpkı bu arkadaşınki gibi çift taneli. Bu arkadaş 25 yaşında. Bu arkadaş da benzer bir yaşta. Bu arkadaşın kulübünde kırmızı, beyaz, siyah ağırlıklı. Bu arkadaşın kulübünde beyaz, e, mavi ağırlıklı. Yani bu arkadaşa benzer özellikleri olan bir arkadaşın üstüne uğraşıyoruz. Hocam niye isim vermiyorsun? Bizi niye kıvrandırıyorsun? O mu bu? Muhammed mi, Mehmet mi? diye uğraşacağız. Mecburen isim veremiyorum. Çünkü çok çok netleşirse o zaman size söyleyebilirim. Aksi takdirde beni yormayın arkadaşlar. Fenerbahçe menfaatleri gereği söyleyemem. Ama şu kadar söyleyeyim. Eğer o arkadaş gelirse Süper Lig tarihinin en iyi ön liberosunu hep birlikte izlemiş, görmüş olacağız. Akşamki maçta Fenerbahçe'mize başarılar. Not maçın bitiminde en az 50 kişiye üyelik hediye edeceğiz. Unutmayın maça kadar izleyebildiğiniz kadar video izleyin. Açabildiğiniz kadar oynatma listesi açın. Ya ben üzülüyorum. Canlı yayına geliyorsunuz. Hocam bana niye üyelik yok? Bana niye üyelik yok? Anlatmaktan dilimde tüy bitti. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Kimseyi de engellemek istemiyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. Hani bana da evet diye üyelik. Bana da. Ya yani hani üslubu müslubu da artık geçtim. Ne kadar video izlerseniz sistem sizi başka köşeye oturtuyor. Kanala ilgili 100 mü video izlediniz? Karşınızdaki adam 150 mi izledi? O adama üyelik gidiyor. Size kalmıyor. Şu anda bu kanalda oynatma listesini günlük açan insanlar var. Kısa kısa günlük açan insanlar var. Hocam bir kere çıktı bana bir tane daha çıkar mı? Çıkar. 10 kere de çıkar. 3 kere hediye alan üye şey var. Üyelik alan var 3 kere. Üyeyken hediye üyelik gelen var. Hediye üyeliğiniz yani üyeliğiniz uzuyor. Anlatabiliyor muyum? Üyeliğiniz uzuyor öyle de olabilir. O yüzden arkadaşlar bol bol video izleyin. Fenerbahçemize başarılar. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.